Bundan tam 100 yıl önce Birinci Dünya Savaşı bütün vahşetiyle başladı. Amerika'nın en önemli tiyatro yönetmenlerinden Robert Wilson bu önemli savaşın yıl dönümünü 1914 isimli oyunla Prag Ulusal Tiyatrosu'nun beyaz perdesine taşıdı. Bence 1914'te veya 2014'te olan sadece bugün gazeteyi oku, ön sayfayı oku, başlıkları oku, televizyondaki haberlerde başlıkları dinle. Yani büyük olasılıkla 3014 yılında da aynı hikayelere bakıp duracağız. 3014 will still be looking at the same story. Robert Wilson, ünlü Çek yazar Jaroslav Hasek'in Aslan Asker Schweik isimli romanından ve Karl Kraus'un savaşın hemen ardından yazdığı İnsanoğlunun Son Günü isimli kitabından etkilenmiş. Wilson, iki yazarın kitaplarını esprili bir ritimde ve beden dilini görsel efektler ve seslerle güçlendirerek bir başyapıta dönüştürmüş. Benim için her şey müzik. Birinin konuşması veya susması. Sonuçta bir şeyler duyarız. Duyduklarımızın hepsi ses efektlerinin bir parçası. Tamamı müzikal. ...1914 Avrupa Tiyatrolar Sendikası'nın Çatışma Bölgeleri ismini verdiği proje kapsamında sahneleniyor. 30 yıl önce kurulan sendikanın başkanlığını ise şimdi Habima İsrail Ulusal Tiyatro Genel Müdürü Aylin Ronen yapıyor. Herhangi bir çatışma bölgesi tehlike barındırır. Ve bizse sanatçılar olarak bu alanlar arasında köprü kurabiliriz ve sonraki patlamayı önleyebiliriz. Bu her gün olabilir. Çatışma bölgeleri projesinde yer alan oyunlar Viyana'dan Atina'ya, Roma'dan Sofya'ya kadar Avrupa'nın birçok kentinde sanatseverlerle buluşacak.